kritik hamleyi yaptık ve halkımızı Kobani ile dayanışmak üzere acil göreve eyleme çağırdık. Ben odadan çıktığım kan gölüydü zaten. Yani her yer kandı. 7 Ekim günü 4 kişi Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından öldürüldü. Hüdapar üyesi 4 kişi ölümden kurtulmak için Diyarbakırlı L.O.'nun evine sığındı. Ancak sığındıkları evde PKK'lılar tarafından bulunarak öldürüldüler. Yapma be oğlum, yapma be. PKK'nın Diyarbakır'da yaptığı vahşeti ev sahibi L.O. dakika dakika anlattı. Aşağıdaki dış kapı kırıldı. Evet. İçeriye hücum ettiler, yani sayısız ayak sesleri vardı zaten. Bir açmayanları kırıp içeri girmeye başladılar. L.O. olaylar sırasında evde çocuklarıyla birlikteydi. Birden kapı çalınmaya başladı. Anahtarı eşimin elinden aldılar. Dediler ki, abi dedi, sadece bize biraz zaman ver, polis gelsin bizi buradan alsın. Evet. Bunlar bizi alırsa bizi öldürecekler. Yani bunu biliyorlardı. Kısa bir süre geçti. PKK'lılar kapıya dayandı. L.O. korkuyla yatak odasına saklandı. Onlar dedi ki herkes saklansın. Eşine bana dedi ki çocukları al hadi bize yatak odasına girelim. Evet. Biz yatak odasına girdik. İki tane çocuğumu karyolun altına kattım. Evin içi birden savaş alanına döndü. İlk başta yatak odamın camı kırıldı. Yatak odama silahlar atıldı. Yani yatak odama silahı ben artık dedim kesin yani biz öldük. Ya 10 dakika sürdü ya da sürmedi. Birden bir sessizlik hakim oldu. Olayın bittiğini düşünen aile saklandıkları odadan çıktı. Gördükleri manzara inanılmazdı. Dışarıdaki grup eşime saldırdı. Evet. Eşime saldırdığı an ben kendimi önüne attım. Evet. Dedim ki yapmayın dedim bu benim eşimdir bırakın dedim. Kesinlikle balta vardı. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta içeri girerken elini böyle şeye vurmuştu bizim. Evet. Yatak odasına da vurmuştu. Kanlı olduğu için ben zaten anladım onlara bir zarar dokunmuştu. Ben odadan çıktığım kan gölüydü zaten. Yani her yer kandı. L.O. olaylar nedeniyle aradıkları polisin de eve gelmediğini iddia etti. Polis niye gelmedi onları kurtarmadı? Şimdi dışarıda bir olay olsa 200 tane polis toplanır o olaya. O gün bir tanesi gelseydi bana yeterdi. Bir gaz bombası atsaydı Riyad'ın dediği gibi onları kurtaracaktı. Yani bu insanlık değil miydi? Hani devlet bizim can güvenliğimizi sağlıyordu. Hani devlet o gün neredeydi? Diyarbakırlı L.O. ellerinden geleni yaptıklarını ancak 4 canı kurtaramadıklarını söyledi. Yani niye öldürüyorsunuz, niye aşağıya atıyorsunuz? Yani bu vahşiliktir valla. Onları kurtarmak için elimizden geleni benle eşim de yapmaya çalıştık. Polisleri de bekledik.